Arkamda gördüğünüz deniz Karya Antik Kenti. Burası Bozburun Körfezi. Bozburun Yarımadası diye geçiyor. 1980'lerden sonra burada bir turizm hareketlenmesi başlıyor. Gerçekten de Türkiye'de ender körfezlerden, temiz olarak, endemik olarak ender körfezlerden bir bölge burası. Oksijen burada bayağı bir yüksek. Sabrina's House Otel burası. Karşımız Simi Adası. Burası bizim kendi evimiz gibi. Yani buraya yatlar geliyor, tekneler geliyor. Ve bu gelen tekne sahipleri zaten çoğusu bizim dostumuz ve arkadaşımız, dostlarımız. Burası bir tutku. Beraber olmak burada, beraber yemek yemek, akşam sohbet etmek, geç saatlere kadar güzel bir müzik eşliğinde çok dingin, çok dinlendirici. Bozburun Körfezi yat turizmi içinde çok enteresan bir noktaya ulaştı. Şöyle ki artık yat sahipleri Göcek'ten ve Bodrum'dan bu tarafa doğru kaçıyorlar. Çünkü arkamız Simi. Simi buraya 10 mil. Yani hızlı bir botla 15 dakikada Simi'ye gidebiliyorsunuz. Rodos yaklaşık 1 saat mesafede. Bu bölge hem Yunan turizmi, yani iki yakayı birbirine birleştiren bir nokta. Bozburun Körfezi'nde bir sürü koy var. Dirsek Bükü, Tavşan Bükü, Söğüt, sol tarafımız Selimiye. Burada deniz gerçekten bir akvaryum. 2005 yılında bir B planım vardı. İnternette dolaşırken bir Sabrina's House Otel diye bir ilan gördüm satılık. Ben uzun yıllar Marmaris'te kaldım 1980 yılında, fakat biz Bozburun'u falan bilmezdik. Bir geleyim göreyim dedim ve buraya geldim. Ve bir kış günü geldiğimde buraya bir günde almaya karar verdim. Çünkü mavinin çok yoğun olduğu, çok hakim olduğu, çok güzel bir yer olarak burayı gördüm. Tabii ki bir deniz tutkusu da oluşmaya başladı. 2 sene sonra bir Bodrum yapımı 1994 model bir gulet aldım, 30 metre boyunda. İki kabin, bir Avusturya iş adamının kullandığı bir guletti bu. Çok güzel bir arması olan bir gulet. Uzun yıllar onunla burada Bozburun Körfezi'nde çok güzel anılarımız oldu. Guletle çok uzun bir zaman geçirdik. Fakat daha sonra guletimizi bir arkadaşımıza devrettik. Fakat burada iki tane Zodyak'ımız var. En son bu sene N40 diye çift motorlu bir Zodyak koyduk otelimizin önüne. Bu pandemi yüzünden insanlar teknelerinde olmayı çok arzu ettiler. Biz de yeni bir proje geliştirdik. Buradaki bizim proje ortağımız da sevgili Elif Edes. Pandemi sonrası teknedeki yaşam daha da fazlalaştı. Adeta herkes yazlık evlerini deniz üzerine taşıdı. Bu da tabii oradaki yeme içme hareketini değiştirdi. Ve Sabrina's House'un güzel lezzetleri teknelere de buradan çok güzel servis yapılabiliyor. Aynı şekilde Ala restoranlarında. Evet. Biz de bu sene burada yaptığımız menülerde gerek buradaki özel davetlerde, benim hani şef olarak ve danışman olarak yaptığım şey özel davetlere özel, o güne has menüler yapmak ve başta tekne misafirlerini düşünerek onların tüketmekten keyif alacağı yaz lezzetlerini sunmak. Maalesef denizlerimize iyi bakmıyoruz. Özellikle rica ediyorum, lütfen denizlerimizi kirletmeyelim. Lütfen atıklarımızı denize boşaltmayalım. Ben bunu sadece bizler çok dikkat ediyoruz, görürsek uyarıyoruz, ama bence bu konudaki üstüne görev düşen merci burada devlet. Devletin muhakkak artık bu pırıl pırıl olan denizlerimiz yavaş yavaş kirlenmeye başlıyor ki bunu bizim Marmara'da örneğini gördük, müsilajdan dolayı. Lütfen artık buralar şu an çok temiz. Ama eğer dikkat etmezsek buralar da kirlenebilir. Lütfen denizlerimize gerekli özeni gösterelim. Kirletmeyelim. Denizler bizim, ülke bizim. Bütün denizlerden istirham ediyorum. Teşekkür ederim.